Naci Abal ne zaman geldi? Bak küçük bir hatırlatayım abi. Naci Abal 3 Kasım 2020'de ABD seçimleri bitiyor. Trump gidiyor. Biden'ın geldiği anlaşılıyor. 7 Kasım'da Murat Uysal görevden alınıyor. Yani. ABD seçimiyle ilgili Trump'la arka kapı diplomasi yürütüyordu. Bir şekilde bu ilişki sayesinde faizi düşük tutarken böyle bir kur şoku da yaşattırmıyordu. Bu Amerika ile Trump'la Erdoğan arasındaki Biden gitti geldikten sonra ilk yapılan iş o oldu ve Erdoğan bunu böyle söyledi. Dünyada değişen Sonra konjonktüre niye uygun peki? bir para politikası. Peki tamam. 7 Kasım'da Murat Uysal görevden alınıyor. 8 Kasım'da Berat Albayrak istifa ediyor. Yerine kim geliyor? Murat Uysal'ın yerine kim geliyor? Ortodoks, Erdoğan'ın bu politikalarını benimsemeyen, Tamam. Merkez Bankası'nın başına Naci Abal, sonra Lütfü Elvan. Orada doğru yapıyor. Orada doğru yapıyor. 7 ay boyunca, 8 ay boyunca Biden'la görüşemiyor. Diyor ki gel Naci. Tamam ama biz bir şey denedik olmadı. Gel diyor. Yerine Şahap Kavcıoğlu'nu atıyor. Yani hikaye böyle yerlilik, millilik, şu bu falan filan hikaye dönüyor dolaşıyor. Washington'da bitiyor. Bütün olay nerede başladı hatırlıyor musunuz? Merkez Bankası'nın politika faizini %19'dan 15'e düşürdükleri için oldu. Tabii ki. Böyle bir maceraya atılmasalardı hiçbiri yaşanmayacaktı. Anlamsız bir ısrar ve onun sonucunda çıkan bir facia. Bu pahalılık olmayacaktı. Benzin fiyatı böyle olmayacaktı. Dolar faiz de bu hale gelmeyecekti. Ki. Faiz de düşmedi. Faiz de düşmedi ki. Faiz düşse en azından. Hani. Onur Evlat hazır. TÜSİAD bile diyor ki faiz hani faiz evet. Tamam faizi düşük faiz nedir? Yatırma yol açar. İşsizliğe önlersin. Ama diyor bu faiz değil ki diyorlar. Evet. Evet, Onur Altın'ı görüyorsunuz. Para piyasaları uzmanı hazır karşımızda. Merhaba Onur Altın, hoş geldiniz. Günaydın Seda Hanım, hoş bulduk. Hepinize iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi şunu gördük ki dün İstanbul'da yapılan müzakereler ve sonrasında esen olumlu hava dünyada, Türkiye'de piyasaları da epey bir etkiledi. Kurlarda bir gerileme oldu. Petrol fiyatlarında da böyle bir sert düşüş oldu. Ama şu anda yukarı yönlü hareket görüyoruz. Dünden bu yana nasıl etkiledi piyasaları, tam olarak neler yaşandı? Neler bekleniyor bugün? Yine takip ettiğimiz, edeceğimiz veriler var mı? Söz sizde. Evet Seda Hanım, sizin de bahsettiğiniz gibi dün İstanbul'da yaşanan bu görüşmelerin hemen arkasından verilen mesajlar piyasalar tarafından pozitif algılandı. Ama ben bu pozitif mesajlara çok dikkat etmiyorum çünkü ben bunun geçici olduğunu düşünüyorum. Yani bu hava öyle hemen hemen dağılacak gibi gözükmüyor. Şu anda da hem ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde geri çekilme çok sınırlı kaldı. Yani %2,45'lerden %2,35'lere doğru geri çekilme yaşandı. Dolar endeksinde zaten bir miktar kar satışı bekliyorduk. Bu gerçekleşiyor ve bunun neticesinde de dolar küresel bazda diğer para birimlerine karşı da değer kaybetti ve dolar TL'de 14,65'lere geldi. 14,83'lerden bugün dikkat edeceğimiz İki tane önemli gelişme var. Yurt içinde Türkiye Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak. Temmuz ayından beri düşen bir Türkiye Ekonomik Güven Endeksi izliyoruz. Asıl beklentimiz yurt dışından gelecek olan Cuma gününün öncü verisini oluşturduğu ADP tarım dışı istihdam, yani özel sektöre ait tarım dışı istihdam rakamları. 455 bin kişi bekleniyor bu rakamları. Bu rakamlar çünkü önemli. Amerika'nın faiz politikasının da belirleyici olacaktır. Burada piyasalar tabii ki hep şunu soruyor. Acaba dünya resesyona gider mi? Amerika öncülüğünde resesyon yaşanır mı? Ben dünyada kısa vadede resesyon yaşanacağını, Amerika piyasalarında resesyona gireceğini düşünmeyen taraftayım. Neden? Evet, bir faiz baskısı var. Üyelerden gelen açıklamalar, dün FED üyelerinden Harker ve Bullard yaptığı açıklamalarda faizlerin Harker %2'ye çıkması yıl sonunda, Amerika faizinin %2'ye çıkmasını, Bullard ise %3'e çıkmasını söyledi. Ama zaten FED bunu önlem almıştı. FED'in Mart ayındaki projeksiyonlarına baktığımızda büyüme beklentisini %4'ten %2,8'e düşürdüğünü gördük. Yani FED bu yıl Amerika'daki büyümenin %2,8 olmasını bekliyor. Bugün aynı zamanda Amerika'dan büyüme rakamları açıklanacak.
ve beklentiler Amerika'daki büyümenin %7 geleceği şeklinde. Yani Fed her ne kadar faiz baskısı olsa da %7'den zaten %2.8'e doğru düşecek bir enflasyon beklentisi içerisinde. Bu da piyasalarda açıkçası dolar bazında bir miktar daha dolar endeksinde şu anda beklentimiz 96-85'lere doğru geri çekilmesi yönünde. Yani piyasalar bir miktar daha rahatlayacaktır ama bunun Türk lirası üzerindeki etkisi çok çok sınırlı kalacaktır. Neden? Şimdi Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş başladığında Rus rublesinin değer kaybına baktığımızda %6. Savaş başladığında 24 Şubat'tan bu yana Türk lirasındaki değer kaybı da %6. Bir yanda savaşan bir devlet var ve parası %6 kaybediyor. Bir yanda biz varız, bizim de paramız o tarihten beri %6 değer kaybediyor. Yılbaşından bu yana baktığımızda Rus rublesi %14 değer kaybı yaşamışken Türk lirası %11 değer kaybı yaşamış. Yani demek ki Türkiye'de bugün yaşananların sonucu savaş değil. Yani sürekli son günlerde medyada çok duyuyorum. Bazı ekonomistler de bunu dile getiriyor. İşte savaş nedeniyle Türk lirasının da bir miktar Türkiye'nin de olumsuz etkilendiğini söylüyorlar. Yine dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayın Şahap Kavcıoğlu'nun da açıklamalarında işte savaş nedeniyle emtia fiyatlarının yükseldiğini ve Türkiye ekonomisini olumsuz etkilediğini ve bu da enflasyonist bir ortam yarattığına dair cümleler sarf etmişti. Biz bunun bu rakamlardan böyle olmadığını görüyoruz. Yani Türkiye'de enflasyonist ortamın ve kurlardaki yükselişin nedenleri bambaşka. Bunu da zaten defalarca dile getirdik. Evet. Bunun tek bir nedeni var. Faiz indirim ısrarı. Faiz indirim ısrarı ve rekabetçi kura dayalı büyüme stratejisi dediğimiz hükümetin de işte yeni ekonomik model dediği bu sistem. Yani biz eğer burada buna çare bulamazsak Türk lirasındaki değer kaybı giderek devam edecektir ve az önce de söyledim, özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizleri yıl sonunda bence %3'ü geçecektir. Bu ortamda da Türk lirası yıl sonuna doğru muhtemelen yeni tarih zirveleri de görecek şekilde, yani %18 lira 20 liraya gidecek bir şekilde hareket edecektir. Bir küresel piyasalara baktığımızda altının ons fiyatı bu gelişmelerden yine pozitif etkilenen taraftaydı. Dün bir ara kritik destek bölgesi olarak 1875'e yaklaşmıştı ama bu sabah 1923'e fırladı. Bu bağlamda bizim Türk yatırımcıların takip ettiği gram altın fiyatlarında iki rakamı ön plana koyuyoruz. Yukarıda 920 seviyesi geçilmediği sürece altın fiyatlarındaki baskı sürecektir aşağı yönlü olarak. 920'nin yükselmesi lazım tekrardan bir yükseliş başlayabilmesi için. Aşağıda 883 desteği kırıldığı takdirde de altın yatırımcılarının çok dikkatli olması lazım. Çünkü o zaman da 800'e doğru düşen bir gram altın fiyatlaması görülebilir. Petrol fiyatlarında dünkü sert düşüş 102 seviyesine kadar gelmişti Brent petrolde ama bu sabah 108.65'lerde olmayı sürdürüyoruz ki bizim için kritik bölge burası. 108.65'in üstünde kalırsa yukarı yönlü bir eğilim tekrardan artacaktır ama 108.65'in altında 95'e gidecektir. Bunun Türkiye'ye yansıması nasıl olacak? İşte 108.65'lerdeyiz bu sabah. Bu akşam da motorine 88 kuruş indirim gelmesini bekliyoruz. 108.65'lerde kalırsa bu indirimin ardından motorun fiyatları dengeye oturacaktır. Ama yukarı süremiz bitti tekrardan. Onur Bey. Evet. Efendim? Süremiz de bitti. Bir cümleyle toparlayalım, bağlayalım. Tabii ki yani hemen borsa tarafını da söyleyeyim o zaman Seda Hanım. 2170'i takip etsin borsa yatırımcıları. 2170'in üstünde alıcılı bir borsa oluşacakken bugün 2170'in altına kayarsak orada da satış beklentileri ön plana çıkacaktır. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. İyi yayınlar, sağ olun. Yarın görüşmek üzere. Peki hızlıca o zaman hemen araya gidelim. Saat başında buradayız efendim yine neden sonuç olarak. Görüşmek üzere. Bitcoin
Bitcoin'i daha önce duymuş olabilirsin. iCrypex sana Bitcoin'i deneyimleme fırsatı sunuyor. iCrypex uygulamasını indir, 30 lira değerinde Bitcoin hediyeni kap. Üstelik davet ettiğin her bir arkadaşın için 10 liralık Bitcoin kazan. iCrypex'i hemen indir. Türkiye'nin en büyük yazlık konut üreticisi. Bodrum, Ortakent, Gümüşlük, Adabükü, Yalıkavak, Ayvalık. Viyen Kartal İstanbul, Nevadyum Ankara. Neva Prestij Yapı. Bitcoin'i